KPSS Kafe için hazırladığımız dokümanlara 51. sorudan devam ediyoruz. Hızlıca soruları geçiyorum. Videoyu durdurabilirsiniz buralarda eğer önceki videolara ulaşamadıysanız. 51. soruya gelmiştik. Yeni Türk devletlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, medreselerin kapatılması, hafta tatilinin cumadan pazara alınması, medeni kanunun kabul edilmesi ilkelerinin hangisinde halkçılık gelişmelerinin hangilerinde halkçılık ilkesi benimsenmiştir denilmiş soruda. Şimdi burada kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi halkçılıkla ilişkili. Aynı zamanda medeni kanunun kabul edilmesi de yine halkçılıkla ilişkili. Ama medreselerin kapatılması ve hafta tatilinin cumadan pazara alması daha farklı şeyler. Toplumsal hayatı yönlendirmeye ve laiklikle ilişkili şeyler. Dolayısıyla cevabımız 1-4 bursu oluyor. Türk inkılabını daima canlı tutan, dinamizme götüren, dogmalardan ve dogmacılıktan kurtaran, çağdaş bir toplum yapısını hedefleyen Atatürk ilkesi. İnkılabı canlı tutma vurgusuna dikkat edelim. Bu inkılapçılığı kapsıyor. Cevabımız E seçeneği, sürekli kendini güncellemesi inkılapçılığı. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri bir inkılap değildir? Değişik bir soru. Nüfus mübadelesi bir inkılap değil, bir olay. Ama diğerleri eğitim öğretimi birleştirilmesi ve medeni kanun kabulü zaten çok büyük bir inkılap. Medeni kanun kabulü cevap A seçeneği. Yalnız bir. Yeni Türk Devleti'nde 1-2-3 uygulamalarından hangileri Atatürk ilkelerinin özüne uygundur? Bu ilkelerden hangi bu uygulamalar hangi ilkeye daha uygundur denilmiş. Medeni kanunun kabulü, aşar vergisinin kaldırılması, kadınlara seçme ve seçim hakkının verilmesi, dikkat edersek hepsinde bir eşitlik söz konusu. Cevabımız halkçılık, dolayısıyla bursa. Yine aşar vergisinin kaldırılması, vergilerin herkesin geline göre alınması, azınlıkların Türk vatandaşı sayılması, bunların hepsi halkçılıkla ilgili şeyler. Cevap C yani. Atatürkçü düşünce sistemi statik değil, dinamik bir nitelik taşır. Sözleri Atatürk ilkelerinin hangisinin gerektiğinin önemli kanıtıdır. İnkılapçılığın, yenilenmenin, dinamik olmasının kanıtı bursa. Cumhuriyet döneminde gerçekleşen gelişmelerden hangileri çağdaşlaşmaktan çok halkı rahatlatmaya yöneliktir? Buradaki kasıt şu, toplumsal düzeni rahatlatmaya yönelik şeyler. Bunlardan yeni Türk harflerinin kabulü ve Türk Medeni Kanunu'nun kabulü çağdaşlaşma ile ilgili şeyler. Fakat aşar vergisinin kaldırılması halkın üzerindeki yükün kaldırılması anlamına geldiği için bu halkı rahatlatmaya yönelik, toplumda huzuru sağlamaya yönelik bir adım. Yalnız bir. Türkiye'deki laik toplum düzenine ortam sağ hazırlanmasında tekke ve türbe zaviyelerin kapatılması tabii ki etkili olmuştur. Medeni kanunun kabulü de etkili olmuştur. Fakat soyadı kanunun çıkarılması ve miladi takvimin kabulü, bunlar toplumsal hayatı düzenlemeye yönelik şeyler. İnkılapçılıkla ilişkili şeyler bunlar değil. Laiklikle ilişkili olan 1 ve 3 Bursa. Türkiye'deki laik devlet düzenine ortam hazırlanmasında hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir. Tabii ki şeria ve evkaf vekaletinin kaldırılması ve önemli. Anayasadaki devletin dini İslam'dır ibaresinin çıkarılması da önemli. Fakat diğerleri daha çok toplumsal hayatı düzenleyen şeyler. Cevap 2-3. Yeni Türk Devleti'nde Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü, çağdaş hukuk sisteminin benimsenmesi, tekke ve zaviye türbelerin kapatılması, laik yaşama ulaşmamızda doğrudan katkısı olduğu savunulabilir. Doğrudan demesi dikkat edersek. Bunların hepsi çok önemli gelişmeler. Çağdaş hukuk sistemi, tekke zaviye türbelerin kapatılması ve eğitimle birlikte Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü. Dolayısıyla arka planında laikliği sağlayan şeyler. Cevabımız Edirne. Yeni Türk Devleti'nde ortak bir kültüre sahip olmak, gelecekte birlikte yaşama arzusunu olmak, sevinç tadında biri olmak. Zaten bunlar siyasilerin de çok söylediği bir şey. Ulus olma ideali, ulusçuluk ile ilişkili. Türk İnkılabı'nda çok ulusçuluktan ulusal devlete geçmek, ulusçuluk. Mutlak monarşiden ulusal egemenliğe geçmek, cumhuriyetçilik. Teokratik yani dini yapıdan vicdan özgürlüğüne geçmek ise laikliktir. Cevabımız Denizli. Yukarıda verilenlerden Atatürk ilkelerinin hangisiyle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir?
milli birlik, beraberlik, uluslararası ilişkilerde ülke çıkarlarına azami dikkat, milli kültür öğelerinin yerleştirilip yaygınlaştırılması. Bunların hepsi ulusçulukla, bir ulus olma ile ilgili. Cevaplarda milliyetçilik olsa biraz şaşırtma olurdu ama şıklardan da rahatlatılmış soru. Cevap Adana. 5 Ağustos 1921'de çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri 3 aylık bir süre için geçici olarak Mustafa Kemal Paşa'ya verilmiştir. Hangi Atatürk ilkesi ile çelişkilidir denilmiş? Şimdi burada milli egemenliğin geçici de olsa bir kişiye verilmesi Atatürk ilkelerinden milli egemenlikle çelişkili. Dolayısıyla Bursa. Yeni Türk Devleti'nde yukarıdaki anlatılanlar hangi ilkenin uygulandığının göstergesi? Buradaki şeyler dikkat edersek ekonomik, İzmir İktisat Kongresi, Teşvik Sanayi Kanunu, Kabotaj Kanunu. Dolayısıyla ekonomik göstergeler olduğu için devletçilik ilkesiyle ele alakalı. Cevap Ceyhan. Yukarıdaki Atatürk ilkelerden hangisi birinci tebummü döneminde daha fazla önem verilmiştir? Birinci tebummünün en büyük sıkıntısı milli egemenlik olduğu için ona önem veriliyor. Diğer şıklara ikinci tebummüde daha çok önem veriliyor. Cevap yalnız 3. 1937 yılında Atatürk ilkelerinden hangileri anayasaya konulmuştur? Yine çok şaşırılan bir soru. Laiklik değil. Hepsi 1937 yılında anayasaya ekleniyor Atatürk ilkelerine. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesinin en önemli tamamlayıcısıdır? Hep başından beri söylediğimiz milli egemenlik. Bursa. Yeni Türk Devleti'nde bu gelişmelerden hangilerinin ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmeye yönelik yapıldığı savunulabilir? Dikkat edersek hepsi zaten ekonomik bağımsızlıkla alakalı şeyler. İktisat Kongresi, Sanayi Kanunu ve 1. 5 yıllık sanayi planı cevap edinme. Türkiye'deki laik eğitim düzeninin ortamının sağlanmasında neler etkili olmuştur denilmiş. Tabii ki medreselerin kapatılması söz konusu, yeni harflerin kabulü de söz konusu, yeni eğitim sistemine geçmedi ama diğer 2 ve 4 toplumsal hayatı düzenlemeye yönelik şeyler. Cevabımız 1 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılapların ortak özelliklerinden biri değildir? Soru kendini gösteriyor biraz. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Çağdaş yaşamın gereklerine göre hazırlanmıştır. İlkeler birbirini tamamlar, özelliklere sahiptir. İlkeler akıl ve bilimsel gerçeklere dayalıdır. İlke ve inkılaplara halk öncülük etmiştir. Bu iki inkılaplar Atatürk ve çalışma arkadaşları tarafından geliştirildiği için cevabımız Bursa. Buradaki şaşırtma D seçeneği, birbirine tamamlar özellikle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu bir iyi, önemli bir bilgi. Her zaman çıkıyor. Bu uygulamaların Atatürk ilkeleri ile ilişkileri hangisini doğru verilmiştir? Yine bir eşleştirme var. Yüksek yargı organlarının bazılarının üyelerinin başkanlarının bayan olması halkçılık. Sosyal yaşama ilişkin kanunların aklın ve bilimin ışığında yapılması gene din vurgusu var, laiklik. TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yenilenmesi ise halkın dahil olması, yönetime milli egemenlik, milli egemenliğin tamamlayıcısı da cumhuriyetçilik. A seçeneği. Yeni Türk Devleti'ndeki çabalardan hangileri devletçilik ilkesiyle ilişkilendirilebilir? Çok partili hayata geçiş, karma ekonomik model, toplum ihtiyaçlarının devlet tarafından üretilmesine çalışmaz. Şimdi devletçilik ilkesinin esasında ekonomi var. Dolayısıyla ikinci şık dahil. Üçüncü şıkta da net olarak verildiği için mesaj devlet tarafından üretilmeye çalışılması, o da dahil oluyor. Cevabımız 2-3. Mustafa Kemal'in Türk toplumunu çağdaş seviyeye taşıyabilmek için gerçekleştirdiği şapka giyilmez kanunu, Alaturka saat sisteminden alafrangaya geçilmesi ve uluslararası takımların kabul edilmesi hangi iki kapsamındadır? Bunlar şu anahtar kelimeyle yola çıkıyoruz. Toplumsal hayatı düzenleme. Toplumsal hayatı düzenleme de inkılapçılığa giriyor. Cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün devletçilik ilkesinin önceki amaçlarından değildir? Şimdi devletçilik ilkesinin en önceki amaçları %90 ekonomik. Özel sektörün yapamadığı işlerin devlet eliyle yapılması var. Ham madde ülke içinde üretilen sanayi dallarında kurulması var. Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılması var. Devletin üretim üniteleri kurması var. Ama toplum çağdaşlaştırılması farklı. İnkılapçılık daha çok ilgili. Ekonomi göstergesine bakacağız. Devletçilik denildi. Bu bölümde bu kadar. Bir bölüm kaldı.